Tartım olduğu için dökemeyiz. Evet. Tartımlar görülmez. Evet. Nasip nereye olursa. Kim alır? Nereye gidiyor? Nereye gidiyor? Ya insan yani karpuz istiyor. Ne diyor? Mecliste kavga edenlere bunu gönderiyorsun. Ben gideki mi götüreyim? Hocamızı talimat olmaz ya. Ya hem gelin orada yesinler. Hem yesinler. Hem yesinler. Hem yesinler. Hem de üreticiler, de bir biraz faydası var. Elinde kalmadı. Şu an elimizde kaldı. Nasıl? 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 Aktu, Antalya. Antalya. Şansı deneyen var mı? Var çok. Halcilerden çıkan var mı? Var. Bazı var. Bazen çıkıyor. Da falan buralarda içiyoruz, satıyoruz işte. Çorbamızı kaynatıyoruz. Peki. Eliyle besliyor bak yani. Vallahi çiftçi. Çiftçi besliyor, çiftçi. Biz değil. Sayın bakan ben domatesciyim. Kavunumuzu ikram edelim. Kavunumuz nereden geliyor? Gebiz köyünden, Antalya Gebiz köyünden. Bu değerlendirmeler medyada yalnız sebze meyve ile ilgili yapılmıyor. Diğer birçok tarımsal ürünlerle ilgili de yapıldığını hepimiz biliyoruz. Onu yemeyin, bunu yemeyin şeklindeki yaklaşımların bin bir türlü zahmetle üretimi gerçekleştiren üreticiye ne gibi bir maliyet çıkardığını düşünmeden sorumsuzca bu yayınları her defasında protesto ettik. Şimdi bugün de aynen söylüyorum. Yani şurada üretici hale taşıdığı bu ürünleri hangi meşakkatlerle taşıdığını dikkate almadan oturduğunuz yerde kahve içerek yaptığınız bu değerlendirmelerin üreticiye büyük bir haksızlık olduğunu özellikle vurgulamak istiyorum. Ben bunlarla ilgili reyting gıdacıları dedim. Reyting gıdacıları böyle masa başında oturup değerlendirmeler yapıyorlar. Tabii ki bu ikazlarımızı yapmanın yanında pozitif ve olumlu anlamda da atmamız gereken adımları atmamız gerekiyor. Bu konuda gerek televizyon programları, gerek bu anlamda kamu spotları ile ilgili çalışmalarımıza şu anda hız vermiş bulunuyoruz. Biz gerçekten büyük bir devlet ve büyük bir sorumluluk anlayışı içerisinde Rusya ile aramızda geçen hadiseyi değerlendiriyor ve bir sorumluluk içerisinde olaya yaklaşıyoruz. Bir teenni içerisinde olaya yaklaşıyoruz. Bu mesele fevri olarak ele alınacak bir mesele değil. Kaldı ki bugün tarımla ilgili hal esnafıyla birlikteyiz. Halle ilgili bir mesele de değil. Biberle ilgili, domatesle ilgili, karpuzla ilgili mesele değil ki. Bu mesele uçakla ilgili bir mesele. Konuşulacaksa teknik boyutuyla konuşulacak bir mesele. Neden düştü? Neden düşürüldü? Tamamen üretimin ve tarımın dışındaki bir konu. Bunun faturasının tarıma kesilmesi garip olandı. Yani burada Türk çiftçisinin ve Rus çiftçisinin cezalandırılmaya çalışılması doğru değildir. Onun için Türkiye burada sorumlu davranmaya devam ediyor. Ağırbaşlı davranmaya devam ediyoruz. Ve biz ithalatla ilgili ciddi anlamda bir kısıtlamaya gitmedik. Biz kimsenin çiftçisini yürüyen mekanizmada cezalandırma yoluna gitmedik. Birilerinin yaptığı ise yanlış. Bunu açıkça ifade ediyoruz. Ama bu da dünyanın sonu değil. Hayırlı uğurlu olması temennisiyle buraya kesiyoruz. Ya Allah, bismillahirrahmanirrahim. Bizim damak tadı değil. Bir kilo satamadan geri getiriyoruz. Para verin ufaktır. Yapmamışın diye Sayın Bakanım bilmiş ya. Hayır, yaptın da. Yapmış o da. Satamam.